Kime Diyorum'dan herkese merhaba. İşsizlik günümüzün önemli sorunlarından biri. Çalışanlar bu durumu bildiğinden işlerini kaybetmemek için çaba harcarlar. Ancak kimi insanlar oldukça saçma sebepler yüzünden kovulabiliyor. Bu videoda iş yeri mutfağında banyo yapmaktan suç mahallini Facebook'ta paylaşmaya kadar insanların işten kovulmalarına sebep olan 8 saçma şeyi derledik. Başlamadan önce henüz değilseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. İlişki tavsiyesi. İnsanlar zaman zaman yaşadıkları ilişkiler konusunda değer verdikleri başka insanlardan ya da bir uzmandan tavsiye alabilirler. Ancak Amerikalı vekil öğretmen Cassandra Fearing bu konuda çok yanlış bir seçim yaptı. İki erkekle aynı anda ilişki yaşayan 45 yaşındaki öğretmen buna bir son vermek ve erkek arkadaşlarından birini terk etmek istiyordu. Ancak bunun için durumu 10-11 yaşlarında olan 4. sınıf öğrencilerine anlattı ve çocuklardan fikir istedi. Bu hata kariyerinin en büyük hatası oldu. Olayın duyulmasının ardından Fearing işten atıldı. Restoranda sümük. Bazı restoranlarda çalışanların ne kadar temiz ya da özenli olup olmadığı konusunda zaman zaman kuşkuya düşebilirsiniz. Özensiz olmanın ötesinde kimi zaman bu çalışanlar kasıtlı olarak midenizi bulandıracak davranışlarda da bulunabilir. Kuzey Carolina'daki Domino's Pizza'da çalışan Michael Setzer ve Krista Hammond'ın şaka amaçlı çektikleri video hiç beklemedikleri sorunlara sebep oldu. Mutfakta çalışan ikiliden Michael Setzer pizza hazırlarken peynirleri burnuna soktu ve pizzaya sümüğünü de koydu. Arkadaşı Christy ise o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Olayın büyümesi üzerine iki arkadaş o pizzaları hiç servis etmediklerini, sadece şaka için böyle bir video çektiklerini söyleseler de hem işlerinden oldular hem de haklarında dava açıldı. Ölümcül radyo yarışması. Amerika'da bir radyo istasyonu sıra dışı bir yarışma programına imza attı. Tuvalete gitmeksizin en çok su içen dinleyicinin Nintendo Wii ile ödüllendirildiği yarışma oldukça trajik bir şekilde noktalandı. 4 saat içinde 7,5 litre su içen Jennifer Strange yarışmanın hemen ardından fenalaştı ve hayatını kaybetti. Açılan davada kimse hapis cezası almadı ancak 16 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalan radyo, yarışmayı düzenleyen 10 çalışanı işten çıkardı. Yersiz Facebook paylaşımları. Sosyal medya paylaşımları artık bir çılgınlık haline aldı. Yemek yerken, otururken, yürürken, arabada çekilen ve paylaşılan fotoğrafların yanı sıra insanlar çalışırken de pek çok fotoğraf paylaşıyor. Ancak bazı yersiz paylaşımlar kovulma sebebi olabiliyor. Ambulansta ilk yardım ekibinde çalışan Mark Musserelli adlı görevli, gittiği bir cinayet mahallinde kurban Caroline Swimmer'ın fotoğrafını çekerek Facebook'ta paylaştı. Bu yüzden işini kaybeden adam 200 saat kamu hizmetinde çalışma cezasına da çarptırıldı. Kaza yeri fotosu. Benzer bir olay da Teksas'ta yaşandı. Bu kez yersiz paylaşımda bulunan kişi bir itfaiye görevlisi. Bir gencin hayatını kaybettiği, üçünün de ağır yaralandığı kaza yerine giden itfaiyeci, işini yapmak yerine kazadan fotoğraflar paylaşınca işine son verildi. İş yerinde banyo yapmak. Uzun ve yorucu bir günün ardından dinlenmek için banyo yapmanın iyi geleceği uzmanlar tarafından da söylenir. Ancak bazıları bunun için eve gitmeyi bekleyemeyebiliyor. Kaliforniya'daki Kentucky çalışanı 3 genç kız bir gece bikinilerini giyerek mutfaktaki dev lavabolarda banyo yapmaya karar verdi. Banyo keyiflerini fotoğraflayan 3 arkadaş görüntülerin internete düşmesinin ardındansa işlerini kaybetti. Bedava yemek. Missouri'de bir okulun kafeteryasında çalışan Diane Brame aslında saçma bir davranışta bulunmadı. Hatta tam tersi, örnek gösterilebilecek bir iyilik yapıyordu. Diane, okulda maddi durumu yemek satın almaya yetmeyen bir öğrenciye ücretsiz yemek servis etmeye başladı. Ancak bunun ortaya çıkmasının ardından işine son verildi. İşini yapmak. Listenin son sırasında sadece işini yaptığı için kovulan bir insan var. Can kurtaran Thomas Lopez bir gün denizde boğulmak üzere olan bir adam gördü. Hızla suya giren Lopez adama ulaştı ve sağ salim kıyıya çıkarmayı da başardı. Ve bu hareketi yüzünden de işinden oldu. Çünkü kurtardığı adam kendi sorumluluk bölgesinin dışında kalıyordu. Olayın duyulmasının ardından iş arkadaşları yönetimi protesto etmek için topluca istifa edince Thomas geri çağrıldı. Ancak bu kez işi kendisi kabul etmedi. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve arkadaşlarınızın da izlemesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.